Kayyım hukuki tedbir mi, hukuksuz cezalandırma mı? Toplum şu sorulara cevap bekliyor. Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı şekilde şirket, vakıf ve medya organlarına haklarında kesinleşmiş herhangi bir yargı kararı bulunmadan mevhum bir suç isnadıyla kayyım atanmasının hukuki bir izahı bulunuyor mu? Yoksa mahkemeler üzerinde siyasi baskı mı var? Mülkiyet, yaşama hakkından sonraki en temel insan hakkı. Devletin en önemli varlık sebebi kişinin can ve mal güvenliğini sağlamak. Siyasi sistemlerin demokratikliği, mülkiyet hakkına gösterilen saygıyla belirlenir. Teoride, Türkiye'de de bunlar esas alınmasına rağmen pratikte akıl almaz uygulamalara şahit oluyoruz. Savcının talebi ve sulh hakiminin yarım sayfalık kararı, Türkiye'nin devasa holding, şirket, medya kuruluşu, vakıf ve eğitim kurumlarına el konulmasına yetiyor. 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını müteakip, sözde paralel yapı iddiasıyla 235 şirkete el konulmuş. Kayyım atanan kuruluşlar arasında üniversite, kolej, dershane, kreş, yurt ve hastaneler var. El koyma, yemek fabrikası ve pastanelere kadar uzandı. Anayasanın basın araçları suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsaade edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz hükmüne rağmen Koza İpek, Feza Gazetecilik ve Cihan Haber Ajansı da devletin el koydukları arasında. Toplumun muhalif kesimlerine yönelik mülkiyet hakkını hiçe sayan kayyım atamaları ve kayyımların nitelikleri sürecin en tartışmalı noktaları. Hukuki bir süreci yürütmesi lazım gelen tarafsız insanlar yerine gerekli nitelikleri haiz bulunmayan siyasi iktidar güdümünde kişilerin kayyım olarak atandığı iddiaları eleştirilerin ana eksenini teşkil ediyor. Kaynak Holding'e kayyım atanan Aytekin Karahan'ın suç örgütü kurarak kamu ihalelerinde usulsüzlük suçundan 3 yıl hapis cezasına mahkum olması bu iddiaları destekliyor. Öncesinde aynı kuruluşa kayyım atanan İmran Okumuş'un İran Petrol Bakanlığı'na ait 2,8 milyar dolarlık petrol parasını çalmak suçundan idam mahkumu İranlı iş adamı Babek Zencani ile medyada yer alan samimi fotoğrafları da eleştirilere sebep olmuştu. Fatih Üniversitesi'ne kayyım atanan Hasan Ölçer eleştirileri daha da alevlendirdi. Ölçer'in daha önce kayyım olarak atandığı Koza İpek Holding büyük zarara uğratılmış, bünyesinde bulunan Kanal Türk ve Bugün TV ile Bugün ve Millet gazeteleri 4 ay sonra kapatılmış ve yüzlerce kişi işsiz kalmıştı. Kayyımlar hangi kriterlere göre tespit edilir? Demokratik hakkı olarak toplum şu sorulara cevap bekliyor. Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı şekilde 250'ye yakın şirket, vakıf ve medya organına hakkında kesinleşmiş herhangi bir yargı kararı bulunmadan mevhum bir suç isnadıyla kayyım atanmasının hukuki bir izahı bulunuyor mu? Yoksa mahkemeler üzerinde siyasi baskı mı var? Kayyım hangi kriterlere göre seçilir? Hangi özellikler aranır? Atamalarda kayyımın siyasi iktidara yakınlığı, bir suça bulaşmış olup olmaması hakkındaki şaibeler göz önüne alınır mı? Bu kişilerin işinde uzman olarak adil kişiler olmasına dikkat edilir mi? En üst düzey bürokratın 8 bin lira aldığı bir ülkede kayyım niçin yüz binlerce lira maaşla zengin edilip kurumlara zarar verilir? Önceki şirketleri batırmış kişiler niçin tekrar kayyım olarak atanır? Medya organlarının yayınlarının durdurulması, yayın politikalarına müdahale edilmesi ve iktidar partisinin propaganda bülteni haline getirilmesi kayyımın görevleri arasında mı? Binlerce insanı tazminatsız işten atmak kayyımın öncelikli işi mi? Kayyımın bu kurumlara verdiği maddi ve manevi zararların müeyyidesi nedir? Kayyım atamasına dayanak yapılan suç iddiaları mahkeme tarafından tespit edilemediği takdirde verdiği zarar kayyımdan tahsil edilir ve bunların hesabı sorulur mu? Verilen zararlarda bu kişileri atayanların sorumluluğu var mı? Bu sorulara hukuk devleti anlayışına uygun cevaplar verilmediği, uygulama bu haliyle devam ettiği takdirde kamuoyunda kayyım geçici hukuki bir tedbirden ziyade iktidara muhalif farz edilen toplum kesimleri ve iktidar güdümüne girmeyen medyayı cezalandırma, susturma ve yok etme aracı olarak algılanmaya devam eder. Bu en başta siyasi gücün emrine girdiği düşünülen hukuka büyük zarar verir.
Bu haliyle kayyım uygulaması hangi siyasi, felsefi ve dini kanaate sahip olursa olsun toplumun bütün kesimlerinin mülkiyet hakkını tehlikeye sokacaktır, diyor Yarına Bakış gazetesindeki yazısında Vedat Demir.